Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızırca. Yeni bir köy hayatı ve köy sabahıyla bugün karşınızda olacağız. Şöyle videomuzun başını yine köy sabahında sessiz güzel bir şekilde sizlerle açmak istedim. Ve daha sonra da bu şekilde selamımı vermek istedim sizlere. Normalde her zaman söylediğimiz gibi köy sabahları videosunu arkadaşlar elimizden geldiğince böyle sessiz bir şekilde çekmeyi daha çok seviyorum ben. Ve daha çok sizlerle paylaşmayı istiyorum aslında. Çünkü sabahlar artık kuşların sesi, yani böyle tam gün doğumuna karşı yerlerinden uyanıp uçuyorlar ya, o sesleri gerçekten çok güzel. Çıkardığı sesler de aynı şekilde. Bugün köy sabahında güzel bir köy sabahıyla beraber kahvaltıyı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Benim videolarımda dikkat ederseniz köy sabahı videoları çok var arkadaşlar. İnşallah kış ayları tam böyle gelmeden, çok soğuk olmadan ise elimden geldiğince de her iki videomda bir inşallah köy sabahı videosu çekmeye çalışacağım. Çünkü her zaman öyle ikindi, akşama doğru vakitlerde zaten videolarımız oluyor. Köy sabahı videoları aslında daha güzel olurlar inşallah arkadaşlar. Ve nedense çok dikkat ettim. Sabah video çekimlerim özellikle cumartesi gününe denk geliyor arkadaşlar. Ama şu anda cumartesi değildir bence. Yani denk gelir mi bilmiyorum, bu videomuz cumartesi ama özellikle cumartesi çekimleri oluyor. Belki bu video çarşambaya gelir, belki salıya gelir. Hiç belli olmaz günü ama özellikle cumartesi günleri çok çekimlere denk geliyorum, sabah çekimlerine. İsterseniz şimdi birazdan kahvaltı hazırlığı olacak. O kahvaltı hazırlığı olurken de yine sizlerle böyle bir aşağıdan dereden bir tur atarım arkadaşlar. Her zamanki gibi. Çünkü daha önceden ben şey yapmıyordum, yani gitmiyordum fazla. O dereleri falan paylaşmıyordum. Neden paylaşmıyordum? Çünkü dereden su gelmiyordu. Su gelmediği için de sizlere fazla paylaşım yapmak istemedim. Bir de görüntüsü güzel değildi. Şimdi güzel bir görüntüler var. Su akışı falan. Bu saatlerde sizlere onu paylaşacağım ve döndüğümde ise zaten annemgil hazırlığını yapmış olurlar. Fazla da sizlere sıkmamak için kısa kısa atacağım. O derenin akışını, dere görüntülerini. Yani birer dakika, böyle 1,5 dakika falan çekip paylaşacağım ve ardından yine evimize döneceğiz. Annem herhalde poğaça yapacak. Bu güzel poğaçayı ve bu güzel kahvaltıyı inşallah sizlere paylaşacağız arkadaşlar. Ve annem yoğurtçuyu bekliyor. Yoğurtlar koymuş. Bu şekilde yoğurtlar veriliyor arkadaşlar. Bunlar ilçeye gidiyor. İlçede ise hem market hem de bakkallara veriliyor. Akşama doğru ise yeniden satırlar bu şekilde dönüyor. Yeniden o satırlara koyup annem yoğurdunu yapıp yeniden gönderiyor. Ve şöyle aşağı doğru bir gidelim arkadaşlar. Oradan sonra, daha sonra köyün içine doğru devam edelim inşallah. Bu dere arkadaşlar eskiden babam, annem anlatırdı. Çok temizmiş. Yani gerçekten içilirmiş, yani o derece içilirmiş. Bulaşıklar yıkanırmış. Eve su getirilmiş. Yani o derece çok temizmiş. Sonradan bu şekilde kirlenmiş. Burası babamın dayısı gelin zeytin
yeri arkadaşlar. Maşallah çok güzel zeytinler. Şimdi dönüşte şu ileriye gideceğiz. Bizim mekanımız var biliyorsanız orada. Oradan dönüşte inşallah. Tam şu köşesi bizim mekanımız. Oradan döndüğümüz zaman da zeytinleri sizlere paylaşırız. Bu arada dere kenarında olduğu için de şimdi sesler geliyor. Yılanlar çok oluyor burada. Yılan. Şimdi civciv falan sesi geliyor. Evet köpekler. Yani bir iki aya kadar tam kış aylarında arkadaşlar. Bu dere akışı daha çok hızlanacak inşallah. Gerçekten huzur dolu arkadaşlar. Yani şu derenin kenarında çayınızı alıp içtiğiniz zaman belki aylar geçse böyle yorgunluğunu atarsınız. Bir ay çalışın gelin burada bir çayınızı için. Gerçekten o yorgunluğu hepsini atarsınız. Böyle çekim yaptığım zaman da hani burayı çektim şu anda ortalama 42, 43, 44, 45 saniye oldu. Bir dakika geldiği zaman hani diyorum ki acaba kapatayım mı? Sıkılır mısınız gibi. Düşünüyorum aslında ben böyle şu anda izlediğim zaman hiç sıkılmıyorum. Acaba diyorum sizler sıkılıyor musunuz? Hani bıraksam böyle 3 dakika 4 dakika sıkılır mısınız? Şimdi biraz daha burayı uzatacağım arkadaşlar. Eğer sıkılanlar varsa şu an kahvaltı hazırlığı yapılıyor. Kahvaltıyı direkt gelmek isteyenler varsa ileri alabilirler ama bu bence görüntüleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çok güzel görüntüler. Ve yavaş yavaş arkadaşlar şimdi dayım birin bahçesinden doğru köy evimize doğru geçelim inşallah.
Yine gelmişken dayımgirin bahçesinde tavşanları görmeden olmaz. Ama henüz sinek saatleri gelmemiş. Saatte herkes yatıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar, sabahın erken saatlerinde yine kimse yok. Aslında malcılık yapanlar, hayvancılık yapanlar bu saatlerde yoğurt falan veriyorlar. Hani süt veriyorlar, yoğurt veriyorlar. Bu aralar aslında olur ama tam herhalde saatine denk gelmedik. Ama her zaman söylediğimiz gibi bizim köyde fazla kimse yoktur. Bahçemiz göründü. Dışarıdan bile belli oluyor. Mustafa uyanmış sabah sabah. Ortalığı birbirine katıyor. Bir tek Mustafa'nın sesi duyuluyor. Ne yapıyorsunuz lan? He? Sen sanki biraz hastasın. Burada da bir tane daha sanki hasta var. Ne bileyim vallahi. Tamam. Bizleri görüyorsunuz. Ve bu sistem anneme çok iyi oldu. Temizliğini de yaptığı zaman hemen gördüğünüz gibi aradan fırlayıp gidiyor. Neyi? Onlara kaymış ya, küçük küçük. Kimi? Geçmedi mi diyorsun? Dediği gibi su sesinden anladınız mı bilmiyorum ama arkadaşlar, havalar serinlediği için artık hayvanları yıkamıyoruz. Çünkü hastalanabilirler. O yüzden havalar çok güzel oldu.
Ne? Akbaş, çok şey yapıyor. Akbaş. Akbaş. Gel, gel, gel. Vurucu, vurucu. He, oynamak istiyor. Az kaldı. Şuradan bir kapı açasın, bırakacağım sizi. Aynen. Bakın arkadaşlar. Sistem böyle işte. Altında ama biraz da böyle bazen kalsın, kışın hele özellikle altında kalsın. Yok, bir şey bir saat dolaştırırsam ayakları açılır hayvanların. Yok yok, şeyin altında zibil kalsın. Yok şey var, kirli zibil var, biraz kurusun atıyorum altına. Ağrıyor mu? Ağrıyor demek ki. Hayvan yatınca bir şey mi batmamış bilmiyorum. Altında da bir şey yok öyle. Şimdi şey olursa. Kirli saman var, altlarına atarım artık. İndirebildin mi? Attı oraya geldi. İndirebildin. Hı? Bu hazır, ondan daha mı güzel oluyor anne? Hazır ondan daha mı güzel oluyor? Poğaça türleri hazır onunla mı olur? Yoksa gel gel. Gel gel. Ceketini indirdin mi sen? Ne? Ceketini indirdin mi onu? Hava sıcak oldu mu? Yapma, yapma. Dinlenmeden ben indirelim. Yok, bu kabartma tozu var içinde. Şimdi hayat hep ki. Yumurta mı? He, yumurta. Beni getirin bu. Yok, ne istiyorsun ya? Git orada, orada oyna, orada. Bakalım. Yok. Ben de çek burası. Evet, Mustafa da yemek yapıyormuş. Hadi ya. Bekle. Hayır, hayır, hayır. Oynanmaz. Baba. He. Bunu nasıl tıkatacak? Anne, içerisine ne koydun ona? Lor peynirle. Lor peynirle biraz şey. Maydanoz. Bekle baba, ben tuz koyayım. Hı. Ne koydun? Tuz koyucuymuş. Bekle. Ben burası yemek oluyor. Burası yemek yapıyormuş. Yemek mi yapayım? Hadi.
Sen çorba seviyor musun? Burnu tıkanmış gibi. Bir de ne yapacak? Bir soğuk, bir sıcak. Sabahleyin buz gibiydi. Şimdi hava sıcak. Aynen. Çocuklar ne olacak? Bir düzene kalmıyor. Hadi. Baba ben beni çek. Ha çekiyorum seni. Ne yaptı? Bilmem öyle. Hadi git bana parayı getir. Parayı getir. De kaldı ki. He? Cebimde kaldı. Kayıp mı ettin? Kayıp mı ettin? O üstüne sürdüğünüz yumurta değil mi? He, yumurta sarısı. Yumurta susam. Fazla koymaksın. Peki diğer susamdan niye sürmedin? Siyaha. He? Var o da ben sürmedim. Gel orada. Dur anne. Yerim seni ha susiz. Parayı kaybetmiş bana diyor anne nereye koydu? Cebi delik cebi rafa. Ve poğaçamız fırına gidiyor arkadaşlar. He? Ha, naneyi koparıyor. Lan ne yapıyorsun? Naneyi koparıyor. Yorulmuş aman he. Gel hadi biraz şey toplayak, yeşillik de toplayak. Gel. Aha. Gel yeşillik toplayak. Sen o naneyi çekme, çekme. Kökleri gidiyor ha. Bu da patlayacak. He? Vallahi. İyi. Ama basma. Basma. He? Basma. Bunlar toplayıcı. Aralarında çıksın diye. Hayır 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 hayır. Çekiyor mu? Ne yapıyor maydanoza? Maydanozlar et, tek et. Bak ne güzel çıkmış. Baba. Hayır çek. Annem otları çekiyor. Kendi maydanozu çekiyor. Olmaz oğlum. Nene ver onu. Hayır 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 hayır. Bunlara bak. Bu içindeki de marul ha şetili çıkmış. He şunlar mı? Bunlar bak. Bunlara bak. Baba nasıl kırptılar. Bak bunlar marul şetli. Hmm. Ha bunun içinde de çıkmış işte diyeyim. Şey olsa hepsini ekerim bari. Nerede bu olsun? Basma bak soğanlara basıyor. Ne güzel soğanlarımız çıkmış. Artık kısır yaparak ha soğanlara. Hazır soğanlar aynen. Güzel olur. Poğaçamız hazır arkadaşlar. Bir tarafta poğaça, diğer tarafta çorbamız var. Yedin mi sen yemeği? Yedin mi? Yedin mi? Doydun mu? Doydun mu? Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ardından bir de bir zeytin kırma var. O zeytin kırmayı da sizlerle paylaşacağız arkadaşlar.
kahvaltımızdan sonra. Normalde her zaman kahvaltıyı bu çekimle beraber kahvaltı sofrasında bitirirdik. Bu defa bitirmeyeceğiz. Doydu mu Mustafa, yedi mi? Yani ona koy. Tamam, ona kendine koy, buna bana koy. Salona götüreceğim. O mahvedecek, kirletir orayı. Yeni daha süpürdüm orayı. Al al Mustafa. Daha ne yaptı? Doydu mu, yedi mi ha? Kahvaltıdan sonra arkadaşlar yine zeytinbaşına. Zeytinbaşlar bu aralar biliyorsunuz zeytin hasatları devam ediyor. Zeytin hasatından sonra da zeytin işi bitmiyor. Gerçekten kolay değil, zor. Yine böyle yavaş yavaş yapıyoruz inşallah. Biraz daha böyle yağmurlar falan da yağsa, yağmurlar da yağsa tam olur. Peki anne, bu niye illaki yani zeytinde yağmur niye illa? Yağmurun yemesi lazım. Tabii siyahlaşması için o yağı güzel. Zaten siyahlaşıyor. Hepsi siyahlar ki şimdi. O yağmur diye yaptı mı hepsi siyahlaşır. Ondan sonra başlarım toplamaya. Yani siyahlaşmasının bu yağ için mi? Yağı güzel olur. Yağmur yedi mi yağı güzel olur. Geçen sene biz topladığımızda da yine şey vardı. Yani çok yeşil. Çok siyahtı o. Fazla yeşilim için. Geçen sene yedin mi yağmur? Geçen sene ben satın aldım şeyi, yeşili. Yağmur yedi ya, bir tane yedi. Ya yağ yaptım, biraz da yeşil satın aldım. He. Çünkü suyu hemen siyahlaştı. Bu sene yağmur daha yağmadı. Zaten yağı iyi, güzel şimdi. Bak değer değmez çatlıyor o yağdan. Yağı güzel oldu mu hemen kırılır. Bu bir ağaçtan. Bak bu. Bu halhal ediyorlar buna. Bu bizim bir ağacımız bundan var. Çok güzel yağı oluyor. Yemesi de güzel oluyor ama çiğ tadı çok güzel. Zeytin abi bilmiyorum bu sene ne kadar yağmur yemese bile çok güzel görünüyor yani. Yok lezzetli. Aynen. Çok başladı o zaman zeytin toplamaya. Evet, şey millet kışlığını koydular. Desene bitirme güzel, çok toplanıyor. Toplanıyor ya, artık fabrikalar açıldı, herkes fabrikaya götürüyor. Yoksa fabrikalar hemen açılmaz zeyt çıkmadan. Rengarenk sesi geliyor. Ne gibi siyahları bile suyun içine bıraktığın zaman böyle bir yağ gibi şey takıyor, üstte bakıyor. Ya. O çok yağlı. Onun için siyahları üstüne çıkıyor. Lan geçen sene mi, ondan önceki sene? Hı. Yalnız mı topladık? Hayır. Yok, eski sene, geçen sene şöyle topladık. Mustafa küçüktür ama sayın. Geçen sene bu şuraya topladık. Bir sene yalnız topladım.
O sene de çoktu maşallah şey. Başlıklarınızı yaptım. Belki 4-5 çuval da şey çıktı. Yağlık. Yağlığımız çıktı. Geçen sene, yani geçen seneden, ondan evvelki önceki sene. Evvelki sene işte. Ha? Geçen sene yok. Evvelki sene doğru. Yalnız topladım. Hatta bak, abin kilo 10 kilo gönderdim. Size... Yok, o zaman yine şöyle vardı. Ben vardı. Tatile gönderdim ya ben. He, doğru. Yedirme tatillerim zeytin zamanına denk geliyordu. Ya bu sene geç mi oldu niye? 55 kilo mu ne şey çıktı. Yok daha ya. Erken ama o zaman biz geldiğimizde kışlıklar çıkmıştı. Ben alışverişimi yaptım öyle geldim. He. Mustafa hatta yerde oynuyordu, hastalandı bir ara. 10. ayın sonundaydı. Kaynanan merdivene çıkıyordu. Musti daha yeni yeni tutunarak yürüyor. Merdivene çıkmaya çalışıyordu. Küçücüktü. Yok. Geçen sene az çıktı, bu sene bilmiyor daha. Artık toplanınca belli olur ama iyi topladık ha, bu sene çok. 2-3 regen topladık kırmaya. Hmm. Hemen hemen bir çuvaldan fazla topladık. Tam siyahlaşmadı. Anneminki de var. Geçen sene anneme de şey yaptım. Bu sene anneminki var. Nenem zeytin var mı? He. Nenem çok sever zeytini. Biraz tuzlu diye fazla vermiyorlar ama seviyor. He. Geçen sene yaptım bir de. Bu sene kendilerde var maşallah toplamışlar. O bardağı, o betonu o patlarsa var ya bardağı. Yok. Zaten yavaş vuruyor. Sadece değsin. Kendi kendine yarılıyor zaten. Ve arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Güzel görüntüleri sizlerle paylaştık. Ve ardından zeytin yine yapımını sizlerle paylaştık. Zeytin ise hala devam edecek. Evet. Hemen hemen bu aralar videolarımızda çoğu zaman ya sonunda ya başında ya ortasında bol bol inşallah yine sizlerle paylaşırız. Diyerek bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.